İyi günler, iyi hafta sonları. Geçtiğimiz günlerde Kemalcan Erdoğan karşıtlığı yanlış mı başlıklı bir yazı yazdı gazete Duvar'da ve bu yazı üzerine de Ruşen Çakır Medyascope'da bir yayın yaptı. O da hatta başlığı Kemalcan'dan çaldım diyerek ve Erdoğan karşıtlığı doğru mu başlıklı bir yayın yaptı, yayındı bu. Şimdi ben de ikisinden de başlıkları çalayım ve düşündüm bu yayın ikisi de önemliydi. Çok önemli yazı ve Ruşen Çakır'ın yayını da önemliydi. Önemli bir tartışma konusu açıyor aslında bu iki yayın. Başka yazılar ve yayınlar da var tabii ama şimdilik bu ikisini zikretmekle yetineyim. Benim de başlığım şöyle olsun. Sorun Erdoğan karşıtlığı mı? Sorunu bu şekilde koymanın manası nedir? Bunu biraz daha etraflıca analiz edebilir miyiz? Bunun üzerinde daha etraflıca konuşabilir miyiz? Kısaca tekrarlayayım. Sorun Erdoğan karşıtlığı mı? Şimdi cevap vermek için bir defa başlangıç noktası herhalde şu olacak. Recep Tayyip Erdoğan Türk siyasi hayatında uzunca bir süredir belki İstanbul Belediye Başkanlığından hatta İstanbul Belediye Başkanlığının belki öncesine de giden bir süreçten itibaren sürekli olarak ivmesi artan ve önemi de buna paralel olarak artan bir politik figür. Bu politik figür olarak serüvenini takip ettiğimizde özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının başladığı 2002 3 Kasım seçimlerinden bu yana ki evrimi geçirdiğimizde herhalde hepimizin katılacağı, herkesin katılacağı çok itiraz edilmeyecek şöyle bir tespiti yapabiliriz. Başlangıçta Recep Tayyip Erdoğan'ın konumu Türkiye'de bir siyasi hareket içinde, onun liderlik kadrosu içinde bir anlamda Latincesiyle Primus Inter Pares denilen Türkçe'ye eşitler arasında birinci diye tercüme edebileceğimiz kurucu liderlik kadrosu içinde en önde gelen kişi şeklinde tanımlanabilecek bir konumu vardı. Ama bu konumu belirleyen aslında Erdoğan'ın kişiliği veya siyasi anlamda kişiliği tabii değil. O hareket içindeki pozisyonu idi. Bu pozisyonun bir önderlik pozisyonu olduğu açık ama o önderlik bir kişiden oluşmuyordu. Zaman içinde 2003'ten itibaren ve özellikle de 2013'ten itibaren diyebiliriz. Bunun çeşitli kırılma noktaları veya dönüm noktaları da var zaman içinde. Bu Primus Inter Pares konumu yerini yavaş yavaş tek adamlığa bıraktı. Tek adamlığa bırakınca tabii özellikle bugünkü durum üzerinden bir analiz yaptığımızda her şeyin düğümlendiği bir iktidar odağı olarak tek adam olarak Erdoğan öne çıktığı zaman o zaman ona karşıt olmak veya ondan yana olmak, siyaseti bu karşıtlık ya da yandaşlık üzerinden okumak veya anlamlandırmak ve muhalefet açısından özellikle siyasetin bu şekilde tanımlanması vesaire çeşitli sakıncaları ve veya belki artıları olan bir durum. Bu artıları ve eksileri de dolayısıyla bu politik figürün kişisel siyasi kişilik olarak özellikleri üzerinden konuşmak da mümkün olabiliyor. Şimdi bu evrim nasıl oldu? Aslında oraya bakarsak oradaki o evrim sürecindeki yani evrim dediğim eşitler arasında birinci konumundan tek adamlığa doğru evrilen bu 2013 2021'deyiz. İşte uzunca bir süredir de bu tek adamlık devam ettiğine göre işte 2003, 2013 ve 13'ten sonraki değişim noktalarında bu evrimi mümkün kılan Primus Inter Pares'ten tek adamlığa evrimi mümkün kılan ana doğrultular nelerdi, ne oldu, nasıl bir değişim geçirildi? Şimdi bir defa baştan söylediğimin içini biraz daha doldurayım. Bir siyasi hareketin liderlik kadrosu içinde Primus Inter Pares konumu dediğimize göre bu nasıl bir siyasi hareketti sorusunu cevaplandırmamız lazım. Bu siyasi hareketin biliyoruz ki 1997'de başbakanlığa kadar yükselmiş olan Refah Partisi iktidarının veya iktidar ortaklığının
28 Şubat E-muhtırasıyla bir anlamda E-darbesiyle ya da postmodern darbesiyle 2007 ile zannederim terminolojiyi karıştırmış oldum. 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu müdahalesiyle tasfiyesine ondan sonra gelen süreçte Milli Görüş Hareketi içinden çıkan bir yenilikçilik hareketi oldu ve bu hareket Fazilet Partisi'nden sonra, onun da kapatılmasından sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşuna yol açtı. Bu hareket kendisini bizzat Erdoğan'ın sözleriyle hatırlarsak milli görüş gömleğimizi çıkarttık şeklinde bir sembolik ifadeyle de betimleyen bir biçimde muhafazakar demokrat bir çizgi de bir siyasi hareket olarak tanımlamıştı. Hatta çok yakındaki isimlerden o dönem Yalçın Akdoğan'ın bu başlıkta bir kitabı da var. Bu konuda çok yazılıp çizildi. Adalet ve Kalkınma Partisi nasıl bir siyasi hareket vesaire diye. Ve işte primus inter pares, eşitler arasında birinci konumundan Erdoğan bu dönemde tek adamlığa doğru evrilirken bu muhafazakar demokrat şeklinde tanımlanabilecek, o şekilde nitelenebilecek olan siyasi hareket de AK Parti hareketi de sonuçta bu süreçte Türk İslam sentezine dayalı bir milliyetçiliğin taşıyıcısı haline geldi ve bu süreçte de tabii bazı ilk kadroları aslında tam manasıyla belki tasfiye edilmediler ama artık görünmez oldular. Bir kenarda oturuyorlar. Hala parti üyesi olanlar var aralarında. Partiden ayrılanlar, yeni kurulan partiler kendilerini bu evrim süreciyle nasıl ilişkilendiriyorlar? Özellikle DEVA ve Gelecek Partisi. Onu da zaman gösterecek. Yani şu anda da kendileri ifade ediyorlar bir şekilde ama konumuz o değil. Primus inter pares'ten tek adamlığa geçiş aynı zamanda muhafazakar demokrat çizgiden Türk İslam sentezine dayalı bir milliyetçilik çizgisine geçişle örtüşüyor. Bu aynı zamanda Türkiye'nin kuruluşundan kaynaklanan ve demokrasiyle çok da bağdaşması mümkün olmayan, bunun ne demek olduğunu birazdan anlatmaya çalışacağım kısaca, bazı sorunların üzerine giden bir hareket iken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin diyelim muhafazakar demokrat olarak nitelendirildiği dönemdeki tavrı giderek Cumhuriyet'in bu demokrasiyle bağdaşması zor olan kesimlerin kuruluş perspektifindeki bazı unsurlarla uzlaşarak ve fakat kendi zaman içindeki evrimci katkısını da onlara yapmış olarak bir başka şekilde Cumhuriyet'in kuruluşunu yeniden biçimlendirmeye çalışan bir hareket olduğunu da söylemek isterim. Şimdi burada ne kastediyorum? Cumhuriyet'in kuruluşunda demokratikleşmeyle zor bağdaştırılan hususlar olarak neyi kastediyorum? Şimdi uzunca bir süre Türkiye'de biliyorsunuz özellikle 1961 Anayasası'ndan itibaren kurulan Milli Güvenlik Kurulu Türkiye Cumhuriyeti için üç önemli tehdit öngörüyordu. Bunlardan bir tanesi komünizm, diğeri şeriatçılık veya İslamcılık veya radikal İslamcılık veya kökten dincilik, buna her türlü ismi verebilirsiniz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni bir İslam devletine dönüştürme projesi olarak adlandırabiliriz bunu. Ve üçüncüsü de bölücülük ya da daha doğru adlandırmasıyla Kürt sorunu. Kürt sorunu eşittir bölücülük denmesinin de zaten bir sakınca olduğunu baştan tespit etmiş bulunuyoruz. Ama devlet açısından, Milli Güvenlik Kurulu'nun konsepsiyonu açısından bu üç tehlike, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Türkiye'de bir komünizm tehlikesi ortadan kalkmış bulunuyor. Bu tehlike zaten Türkiye'nin 1950'deki NATO üyeliğinden itibaren işte o NATO içindeki örgütlenmeler ve bugün Sedat Peker'in de ifşaatıyla aslında daha geçmişte de başka olaylar nedeniyle bildiğimiz
devletin bir takım devlet dışında ama devletle birlikte çalışan çetelerle, mafyatik örgütlenmelerle ilişkisini de ifade eden gladio tipi örgütlenmeler, işte özel harp dairesi vesaire, bunlarla JITEM daha sonra, bunlarla ilişkilenen bir biçimde bir örgütlenmesi vardı. Tabii komünizm tehlikesi ortadan kalkınca diğer NATO ülkeleri bu örgütlenmelerini tasfiye ettiler. Türkiye'de bunlar başka şekle dönüştü. Ama gene konumuz o değil. Yani Türkiye üç büyük tehdit algısı üzerine kendi siyasi varlığını inşa etmiş olan ve dolayısıyla demokratik siyasetini de bu üç tehditle sınırlandırmış olan bir devletti. Tehditlerden biri olan komünizm 91'den itibaren gündemden çıktı. Diğer ikisi duruyor. Yani İslamcılık ve Kürt meselesi. Şimdi burada tabii bir çelişki var, bir gerilim var. Bu gerilim Cumhuriyet'le toplumsal varlığın içinde yer alan çoğul bir kimlikler manzumesi olan Türkiye toplumunun içinde yer alan çeşitli taleplerin devletin kurumlarına nüfuz edememesi veya etmesi halinde de karşılık bulamaması şeklinde karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi otoriter laiklik anlayışı, diğeri de Kürt meselesinde açığa çıktığı üzere Türkiye'de tek bir ulusal kimlik yaratılması ve bu tek ulusal kimliğin de Türklük üzerinden inşa edilmesi şeklinde ortaya konabilecek olan, 1961 Anayasası'nda çok açık olarak vurgulanmış olan devletin temellerinden birinin Türk milliyetçiliği olarak ortaya konulması. Keza 1982 Anayasası'nda bunun adı değişti. Atatürk milliyetçiliği olarak vurgulandı. Zannediyorum o ikisi arasındaki terminoloji farklılığı içerikte bazı farklılıklara da dayanıyor. Çünkü 61 Anayasası'na taraftar olan bazı Atatürkçüler örneğin 82 Anayasası'nın bu Atatürk milliyetçiliği yaklaşımını çok tasvip etmiyorlardı vesaire. Sonuç olarak bu otoriter laiklikten kastımız 1924'te yapılan çok ciddi işte tevhidi tedrisat, Şeyhülislamlığın kaldırılması, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetinin kaldırılması, Genelkurmay Başkanlığı'nın kurulması, bu gibi reformlara eşlik eden aynı zamanda kurulan Diyanet İşleri Reisliği, o zamanki adıyla, şimdiki adıyla Diyanet İşleri Başkanlığı yoluyla devletin toplumun din ve ahlak alanları üzerinde düzenleyici ve kontrol edici, bu alanı zapturapt altına alıcı bir işlev görmesi. Şimdi bugünkü anayasamızda da, 1982 anayasasında da merkezi idare içinde Diyanet İşleri Teşkilatı'nın her türlü siyasi görüşün dışında kalarak laiklik ilkesi doğrultusunda milli bütünleşmeyi sağlamak gibi bir görevi olduğu yazılıdır. Dolayısıyla bu milli bütünleşmeyi sağlamanın kendisi zaten bir siyasi pozisyonken bunun her türlü siyasi görüşün dışında kalınarak nasıl yapılabileceği de ayrı bir muammadır. Nitekim özellikle 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra Diyanet'in çok net ve belirgin bir biçimde siyasi amaçla iktidar tarafından kullanıldığını biliyoruz. Dolayısıyla gördüğümüz şey şu, Cumhuriyet'in toplumdan gelen dinsel kesimlerden veya dinsel değerleri ve pratikleri önemseyen kesimlerden, İslami kesimlerden, hatta düpedüz politik İslam'ın taşıyıcısı ve teşvikçisi olan kesimlerden gelen bir takım talepleri zapturapt altına almak için, baskı altında tutmak için kullanmış olduğu bu merkezi aygıt Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde bir zaten daha önceden başlayan bir hizmet teşkilatına dönüşmüş idi ama bu hizmet teşkilatı niteliğini aşarak özellikle 2016 Temmuz'undaki darbe girişiminden sonra bayağı bir siyasi uzantısı olarak iktidarın
faaliyet göstermeye başladı ve bu da yerleşti. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı artık siyasi olarak tavır gerektiği zaman bu tavrı koymaktan çekinmeyen, siyasi olarak neredeyse bazen yol gösterici olan, topluma ses veren ve bu sesi siyasi iktidarın paralelinde duyuran bir kurum haline geldi. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın artık siyasetin ötesinde veya dışında olması zaten hiç değildi de şimdi bu kuruluşun değişmesinden kastettiğim şey bu. Cumhuriyet'in kuruluşunda başka bir amaçla örgütlenmiş olan Diyanet şimdi başka bir amaç için kullanılıyor. Bu anlamda laiklikten, Kemalist dönemin laiklik anlayışından bir ödün verildiğini söyleyebiliriz ki Kemalist Cumhuriyet'e bağlılıklarını sürdüren kesimler tarafından bunlar tepkiyle karşılanan hususlar ve bunları da zaman yani an be an sürekli olarak çeşitli biçimlerde görüyoruz kamusal tartışmalarda. Fakat böyle bir şey oldu. Fakat Kürt sorununda biliyorsunuz bir dizi politika izleniyor Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren. Değerli meslektaşım Mesut Yeğen'in, Profesör Yeğen'in ifadesiyle söyleyeyim. Bu politikalar Kürt sorununu inkar, Türk sorununu tenkil ve asimilasyon politikaları şeklinde özetlenebilir. Adalet ve Kalkınma Partisi, Recep Tayyip Erdoğan'ın o siyasi hareketin eşitler arasında birincisi konumunda bulunduğu zaman da bu üç politikadan farklı olarak bu iki alanda hem laiklik alanında hem Kürt meselesi bağlamında bir dizi açılım yapmaya girişti. Bu açılımlardan en çok sembolik olarak önemi vurgulanan ve bugün dahi yeri geldiği zaman kullanılmaktan çekinilmeyen konu aslında hiçbir hukuki zemini olmaksızın yaratılmış olan yapay bir mesele. Bunun neden böyle söylediğimi şimdi anlatmaya kalkarsam zamanımızı çok aşarız. O yüzden kısaca geçeyim. Başörtüsü meselesi. 2007-2008 kapatma davası, işte anayasa değişiklikleriyle bunu çözmeye kalkmak filan. Böyle acayip bir mesele bu. Yani olmayan bir meseleyi anayasa değişikliğiyle çözmeye kalktılar ve kapatma davasına muhatap oldular. Çok tuhaf bir süreçti. Tabii politik olarak anlamlı bir boyutu vardı ama demin söylediğim Diyanet'in çok belirgin bir biçimde politikleştirilmesi bu süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı altında bu laiklik kısmıyla ilgili bir dönüşüm. Buna karşılık Kürt sorunuyla ilgili bazı şeyler değişti. Bu değişimlerin bir kısmı Adalet ve Kalkınma Partisi'nden önce başladı. Mesela 12 Eylül darbecilerinin gider ayak 1983 seçimleriyle çok partili hayata geçilmesinin arefesinde bir kanun çıkararak Kürtçeyi yasaklamaları 8 sene devam etti ve Özal zamanında kaldırıldı. Ama bu yasağın kalkması demek Kürt sorununun bitmesi demek değil. Kürt sorununun biliyorsunuz iki büyük ayağı var. Bunlardan bir tanesi Kürt dilinin, Kürtçenin ne olacağı meselesi. Bugün de devam ediyor. Yani kültürel alanda bunun serbest olması yeterli değil. Kürtçe ana dilinde eğitim hakkının da tanınması gibi bir talep var. Bu talebin karşılanması karşılanmaması meselesi. Bir de demokratik özerklik şeklinde telaffuz edilen ama aslında her demokratik modern çoğulcu devlette olması gereken bir ademi merkeziyetçilik talebinin ifadesi olarak anlaşılması gereken bir mesele. Bir de tabii biliyorsunuz Kürt sorununun içinde PKK'nın ne olacağı meselesi var. Bu PKK'nın ne olacağı meselesi de Adalet ve Kalkınma Partisi zamanında o dönemde Recep Tayyip Erdoğan'ın hala belki primus inter pares konumunu sürdürdüğü bir dönemde bir çözüm süreci içinde halledilmek istendi. Şimdi burada bu süreçte
2013'ten itibaren eşitler arasında birinci konumundan Erdoğan'ın tek adamlık konumuna geçişte bir dizi kırılma oldu. Bu kırılmalardan birincisi benim tespit edebildiğim kadarıyla bu anlatıda eğer kurgum doğruysa birincisi Gezi hadiseleri. Burada zannediyorum Gezi olayları başladığında Erdoğan'ın bir yurt dışı seyahati olmuştu. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Bülent Arınç nispeten daha mutedil yaklaşım taraftarı gibi bir tablo çiziyorlardı. Buna karşılık Erdoğan'ın yurda dönüşünden itibaren Gezi olaylarına müdahale ve dolayısıyla oradan patlak veren olayların içinde şiddetin dozu özellikle güvenlik kuvvetlerinin benim gözleyebildiğim ve herkesin aslında hemfikir olduğu bir durum olarak kolluk güçlerinin orantısız güç kullanmaları ile birlikte bu hep devam ediyor Türkiye'de maalesef. Bu şekilde bu toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun kötü yorumlanması, anayasadaki hükmün sürekli olarak ihlal edilmesi, AİHM kararlarıyla da sabittir bunlar. Böyle bir süreçte böyle bir şey oldu. Yani Erdoğan'ın bu konudaki tavrı kesinlikle bu hareketin, Gezi olaylarının bastırılması yönündeydi. Sonra aslında belki sembolik olarak ilginç bir kırılma noktası 10 Mayıs 2014 tarihinde Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünde Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu konuşurken Cumhurbaşkanı ile yan yana oturan başbakan sıfatını taşıyan Erdoğan'ın oturduğu yerden tepki göstererek Feyzoğlu'na sonra da kalkıp toplantıyı terk etmesi ve Cumhurbaşkanı'nı da peşinden sürüklemesi. Bu aslında tabii iki arkadaş arasındaki bir ilişkinin tezahürü olarak olsa mesela özel kişiler sinemaya gittiklerinde filmi beğenmeyip bir tanesi çıksa öbürü de onun arkasından gitse bu normal olabilir ama devlet protokolünde Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu bir toplantıyı başbakan terk eder, Cumhurbaşkanı da onun arkasından giderse burada sembolik olarak biz şunu görmeye başlarız. Demek ki başbakan Cumhurbaşkanı'na aslında bir tavır gösteriyor. Yani ben ne yapıyorsam sen de benim peşimden gel gibi bir durumu anlatıyor. Nitekim zaten birkaç ay sonra 10 Ağustos 2014'te Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin halk tarafından doğrudan seçmen oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Ondan sonraki bu da bir önemli dönüm noktası tabii çünkü halk tarafından seçilmiş olmak. Sonra 28 Şubat'ta 2015 yılında bu ünlü Dolmabahçe mutabakatının reddedilmesi bu şekilde başlamış olan 2013 Nevruzu'yla sembolik olarak tarihleyebileceğimiz Kürt sorununda çözüm süreci yaklaşımının da berhava edildiğini görüyoruz. Ondan sonra 7 Haziran 2015 seçimlerine müdahale, bu sürecin hükümet kurmadan sonuçlanmasını sağlama, bunu son zamanlardaki açıklamalardan birebir takip edebiliyoruz. Ve 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonraki gelişmelerde de malum biliyorsunuz işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin zamanla meclisin etkinliğinin kaybolması nedeniyle etkisini kaybettiği bir başkanlık rejimine geçişin neredeyse ilk aşaması olan işte darbe sonrası olağanüstü hal ve Kürt sorununda tenkil yaklaşımının 2015'ten itibaren uygulamaya konması vesaire. Şimdi bütün bu süreçler aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın Primus Inter Pares'ten tek adamlığa gelişindeki ana temel sorunun Kürt meselesi olduğunu bize açıkça gösteriyor. Laiklik Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri açısından bir endişe kaynağı olan ve üzerinde titizlikle durulan bir kavramdı. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Erdoğan'la birlikte ve AK Parti ile birlikte otoriteryen laiklik politikasını başka türlü bir konstrüksiyon içinde Diyanet'i biraz politize ederek muhafaza ediyor ve bu anlaşılan çok da fazla devletin askeri ve bürokratik kesim, askeri ve sivil bürokratik kesimler içinde odaklandığını düşündüğüm ve toplumsal da bir karşılığı olan
kesimleri tarafından da aslında müsamahayla karşılanan bir gelişme, öyle diyebiliriz. Ama Kürt meselesinde bu meselenin iki ayağı olan Kürtçenin statüsü ve demokratik özellik meselesinde hala bir tavizsizlik durumu ve buna demokratik bir çözüm bulmama yaklaşımı ağır basıyor. İktidarda da ağır basıyor. Görünen o ki muhalefette de ağır basıyor. Çünkü muhalefetin HDP dışında kalan kanadı 7 Haziran 2015 seçimlerinden beri HDP'yi açıkça siyasi bir varlık olarak görmeme eğiliminde. Bugün muhalefette oluşan ittifaklarda da HDP'nin açıkça konu edilmemesi veya konu edilindiği zaman dışlanıyor olmasının temel sebebi de burada aranmalı. Dolayısıyla bitirmem gerekirse şunu söylemek isterim. Sorun Erdoğan karşıtlığı veya Erdoğan taraftarlığından ziyade muhalefetin Erdoğan'ı bir tek adam rejimi kurmakta işini kolaylaştıran ve onun zeminini döşeyen temel mesele olarak Kürt meselesinde bu meselenin doğrudan muhatabı olan HDP'yi açıkça muhatap alarak bir siyaset üretmesine bağlı olarak geliştirilebilecek yeni bir Türkiye siyaseti anlayışına bağlıdır. Bu anlayışı muhalefet geliştirebilirse Türkiye'nin demokratikleşmesi mümkün olabilecektir. Olmazsa parlamenter sistem varken de Kürt sorununda tenkil politikaları bizi nereye getirmişti biliyoruz 90'lı yıllar. Şimdi 2015 sonrasının sıkıntıları içindeyiz. Esas mesele burada düğümlenmektedir. Çok teşekkür ederek hepinize iyi günler diliyorum. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.